Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi ve salatu ve selamu ala Resulillahi ve alihi ve sahbih. Ve ruviyan Ali ibn Abi Talibin radıyallahu anhu salavatullahi aleyhi fi kavlihi ta'ala min enfesikum kâle neseben ve sihran ve haseben ليس في آبائي من لدن آدم سفاح كلنا نكاح وفي نسخة كلها نكاح قال ابن الكلب شو يكي أمس أزمي باش نوز مقدم كين كم در مش برشك دم كسلا علي بن أبي طالب رضي الله عنه دان روايات قلنا ذيكي أتكى سفر اتجاه لقد جاءكم رسول من أنفسكم مشهور قراءات Enfesikum hambar. O şey enfusikum bosa nefsten bulan. Nefsini köplüge. Ozilerden, içilerden bir de peygamber degen. Şunu ozi, lakad zeyakum rasulun deyip koysa bulardı. Min enfusikum, ozilerden de. Demek ki takitleydi. Sizlerde peygamber yubardık. Şuna kadar sizlerde gamilerini çekediyen. Deyip koysa hem kifaya. Lekin demek ki ozilerden, İçinizden bozayım. Min beynikum deseyen bolad arayılardan. Min enfusikum. Ozinizden, o pozinizden degen. Nümede ozinizden. Lekad ca'akum degen degi kum degi hitap kimge o? Bütün sefer ettige ahli Mekke'ye buluşu mümkün. Araplarını hamasiye buluşu mümkün. Bütün insaniyetke buluşu mümkün. Bütün insaniyetke bugene raci. Aranızdan degende yani beşeriyetten parışta denmez, cin denmez. O pozinizden degen ozinizge okşayan beşer degen. Beşeriyette okşaydı. Başka hemen sıfat demez. Beşerlikte ozinizden. Adatta ozinizden degeni de minnet var ki begana cinsden kelse kabul kullanmasızlığımız mümkün değil. Yani ki begana cinsden, cinden mi, parıştadan mı, yani ki başka planeteden mi kelip eğer bize davetçi keseyu, Allah'ın emrini yet keseyu, özü kılıp kursatsa açtığımız mümkün ki, yani siz başka alamdan ki ya adam, sizi kıyanız biz kılamayız da. De bu zor oluşu mümkün. Yani ki yatır kıraşımız mümkün, acep sınışımız mümkün. Ben hazır, şu edelim ki hemen Uzbeyle yığılıyor. Uzbey bu genç. Uzbeylerin arası da bu genç için Uzbeyle kısıklas, Uzbeyle milletizge, kavmizge yakınlar bugün olsun. Uzbek köpeğen sarı şu yurt Uzbekistan'a uçup kalır sizge. Elige yatır kıraş yok kalır. Ana şimdi yatır kıraş bu mesleği uçun o zingizden yubardık. Tatbik kılıp kursatışı uçun o zingizden yubardık. Tatbik kılıp kursatken de hem sizge uçuyken cismani ihtiyacı var. Sizge uçuyken ata anadan tuğulgen sizga o'xshagan go'shtu suvak va jismdan va ruhdan tarkib topgan bir insonni yubordik deyishligi o'zingizdan deganini ma'nosi shular. Yana shuningdek o'zingizdan deganini ma'nosi taniysiz degani. Yolg'onchiga chiqarib ovora olmang, taniysiz. O'zingizdan, o'zingizdan, avlodingizdan, o'zingizdan, ajdodingizdan taniysiz. Qaydan kelib, kimdan kelib chiqqan, qaysi oradan kelib chiqqanlarini bilasiz. Notanishmas sizga. Yana o'zingizdan deganining ma'nosi bu o'zimiznikida deysiz. Yaqin ol. Yaqiningiz degan. Yaqiningiz siz o'zingizdan. Yana o'zingizdan deganining ma'nosi davomida keladi. Osha harisun alaykum. Nimaga sizlarga haris deydi? O'zingizdan bo'lgani uchun. Mana o'zbek o'zbekni yonidan olganga o'xshagan. Inson inson sher bilan inson urushsa, sher tarafini olmaysiz. İnsan tarafını alırız. O yüzden bu genç. Halbuki şiir hak buluşu mümkün. Bugün zulüm kıyan buluşu mümkün. Şiir torkuluyken buluşu mümkün. Taşlayken payette. Çünkü bugün zulüm kıyan bulur. Lekin siz insan tarafını alırız. Bir insan teşhike bağlı kılardı. O yüzden cin, cinge azar verirdi. Teşhikelerde cin bulur. Ken cin bunu uğradı. Ya bir yani kışlatırdı. Siz cin bile alırsanız adam mı? Tarafını alırız. İnsan bu, hata bu kıyan uzun aslında. Bu insan kıyan hatan. Lekin siz cinli kuvasız. Aytmayız ki cinge, başka adam seni azar belirgen adabını bergin demeyiz. Yok, cinli kuvasız. Bu kuyu oku, başka oku. Halbuki
asli xato bu insondan chiqqan. Nimaga? O'zingizdan bo'lgani uchun. Ya'ni o'sha o'zingizdan degan sizga tarafkash degan. Sizga tarafkash. Anfusikumda shuncha ma'no bor. Yana Alloh biladi. Endi shu anfusikum nafsdan olinganda. Nafs yo nufus bilan ko'paytiriladi yo anfus bilan ko'paytiriladi. Bu yerda anfus bilan ko'paytirilgan jam'u qilla deyiladi. Oz ko'plikka ishlatiladi. Endi ikkinchi rivoyatda anfasikum mashhur bo'lmagan. Anfasikum unda nafisdan olingan bo'ladi. Nafis degani oliy janob bir latif oliy tabaqa degan ma'noda ya'ni juda ham bir nodir yo'qshigan. Anfasikum bo'lsa nima bo'ladi desa sizlarni orangizdan o'zingizdan degan emas. Sizlarga eng nafisingiz payg'ambar bo'lib keldi. Eng oliy janobingiz sizlarga payg'ambar bo'lib keldi. Ya'ni butun bashariyatga bashariyatning eng oliy janobi eng nodir durri yaktosi payg'ambar bo'lib keldi. Har kim emas. Shunchaki duch kelgan odam emas. Balki eng nafisingiz. Endi o'sha nafislik nimada ko'rinadi degan savol bor. Shunga Hazrat Ali javob beryapti. Nasaban va sihran va hasaban. Hasab o'zi nasab bilan deyarli bir xil narsa, faqat hasab so'zi oliy nasabga aytiladi. Sihran degani qudachilik. Ya'ni ona tomonidan ham ota tomonidan ham eng nafisingiz, eng pok, eng oliy janobingiz. Kelib chiqishida ota tomonidan kelib chiqishida ham, ona tomonidan kelib chiqishida ham hammasi bütün ajdodlarini ona tomon va ota tomonini qarasangiz, eng o'sha insoniyatning dur saralangan eng nafis avlodi hisoblanadi. Hazrat Ali shunday sharhlayapti. Nasaban va sihran va hasaban degani ota tomonidan ham, ona tomonidan ham oliy nasab, oliy janob bingiz sizga payg'ambar bo'lib keldi. Unga keyin izoh beryaptilar. O'sha oliy janobligi nimada? O'sha pokligi nimada u? Desa payg'ambarimiz alayhisalomning hadislari "Ulidtu minan nikah va lam ulad minas sifah" deganlar bu yerda boshqa tarjima matn beryapti Hazrat Ali rasulullohning tillarida. Men nikohdan tug'ilganman, buzuqligidan emas deganlar. Bu yerda Odam alayhissalomdan otalari Abdullohgacha bo'lgan ajdodlarning hammasi nikoh bilan bo'lgan. Faqat nikohdan tug'ilganlar. Ajdodlarining orasida nikohsiz oila bo'lgan emas. Endi siz bilan biz bilmaymiz ajdodimizda kim nikoh bilan, kim nikohsiz. Ular hammasi nikoh bilan bo'lgan bo'lsin, lekin kafolat yo'q. Ammo Rasul akram alayhissalotu vassalomni Alloh taolo nasablarini shunday saqlagan. Odam alayhissalomdan to otalari Abdulloh va Aminagacha butun ajdodlari faqat nikoh bilan kelgan. Nasabni oliyligi shu bilan bo'ladi. Oqdan qoradan, qizildan qora soch, oq soch bo'lgandan emas. Nasabning oliyligi u halollik bilan davom etganida. Bu yerda bitta Alloh subhanahu va taoloning sunnati ko'rinadiki, Alloh subhanahu va taolo bir yetuk bandasini agar bir bandani agar shu yetuklikka yetishtirmoqchi bo'lsa, bir bandaga kamolot bersa, sabablarini muhayyo qilib qo'yadi. O'sha hatto ajdodini saqlaydi. To'yinki o'sha pok bir zurriyo chiqishi uchun. Bu ham Alloh subhanahu va taoloni Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga bo'lgan inoyatidan. Odam alayhissalom Ismoil alayhissalomgacha o'zi 40 tacha chiqadi ajdodlar. Adnongacha sanaganlar 22 ta. Adnonning tepasi ham Ibrohim alayhissalomgacha yana bir 20 tacha bor vallohu alam. Ibrohim alayhissalom tepasi ham bor. Yana 40 ta bordir, bilmadim. Boringki 80 tadir. Undan ko'p ajdod. Yani necha ming yillar? Ming yillarda taqriban Rasululloh sollallohu alayhi vasallamgacha bo'lgan insoniyat tarixi bir 6000 yildir masalan. 1000 yillarda o'sha 1000 yillar Alloh taolo bitta Muhammad alayhisolatu vasallamni dunyoga kelishi uchun 1000 yillar avlodlarni saqlab kelgan. Poklikdan nikohdi.
Allah'ın inayetinden başka narsa emas bu. Bir de Resulünü yaratış için adamdan o kişi geçecek bugün halkanın hamasını pak saklaşı o Allah subhanahu ve teala'nın Resulullah'ı bugün o tek etti inayetinde. Nakıl kılınladı. Resulullah'ın nurları Adem aleyhisselam'ı peşanelerde idi. Keyin sulublarga yani pushti kamarlarga o'tdi. Keyin Havvoga o'tdi. Havvoning bashadoniga, keyin uning farzandiga va kazo bo'lib Abdullohga chiqdi. Abdulloh ibn Abdul Muttolib. Abdullohni bir ayol ko'rib o'zini taklif qildi. U o'ylab ko'raman, maslahat qilaman ota-onam bilan. Maslahat unga bo'lmabdi-da, Amina binti Vahabga bo'lib uylanibdilar. Haligi ayol yana keyin duch kelib qopti. Endi arablarda bitta xotin bilan kifoyalanish shart emas, ko'p xotin bo'lavergan. Haligi ayol ko'riblar deydi, Abdullohni ko'riblar uylanganini bilgan ekan. Unga Abdullohga hali ham tegish rag'bating bormi? Deyilsa, yo'q endi rag'batim yo'q degan. Nimaga desa, unda bir nur bor edi, o'sha nur so'nibdi degan ekan. Uni yuzida peshonasida bir nur ko'rgandim. O'sha nur yo'q. Endi bo'ldi, rag'batim yo'q degan. U nur Aminaga o'tgan bu. O'shuning uchun al-mutanaqqil fil ghurril karimati wal jibah deydi Barzanji. Rasul akram alayhisolatu vasallamning nurlari peshonalarda ko'chib kelgan, bachadon pok bachadonlarda va muborak pushti kamarlarda ko'chib kelgan deydi. Mana shu nurni Alloh subhanahu va taolo Rasul akram alayhisolatu vasallamni yaratish uchun butun ajdodni hammasini pok saqlagan ekan. Shundan bilamizki, avlodni pok saqlash, nikohni saqlash, halol haromga xushyor bo'lish, xususan erkak kishi og'zidan taroq chiqadi, boshqa chiqadi, xushyor bo'lishi, oila qoraman deb harom narsada yashamaslik lozim bo'ladiki, ajdodni, avlodni pok saqlash kerak bo'ladi. Shunda poklik davom etganda keyin bir ulug' inson kelib chiqadi. Bu ham Alloh subhanahu va taoloning sunnatini ko'rsatadi. Aytadilarki, Ibn Abbos radhiyallohu anhu Rasul akram alayhisolatu vasallamning ajdodlari pok bo'lgani, insoniyat avlodining eng ulug'i bo'lganini dalili. Hali keladi, hadislar keladi. Alloh taolo tanlab kelgani. Odam alayhisolamni butun koinotdan tanlagan bo'lsa, Odam alayhisolam avlodlaridan eng afzalini tanlagan Muhammad alayhisolamga ota bo'lish uchun. Uni bolalari bo'ladi-yu. Bolalarining orasidan eng afzalini tanlagan Muhammad alayhisolamga ota bo'lish uchun. Shunday qilib tanlab o'qiyapti. O'shuning uchun ba'zida aytiladiki, nisbat avlodda bir kishida yuradi deyiladi. Bu ham shu tajribiy bilimlardan. Nisbat avlodda bir kishida yuradi. 5ta bolangiz bo'ladi. Nisbat bir kishiga o'tadi. Qo'yam 3tasi ham sizga qanchadir o'xshaydi, lekin nisbat bir kishida qoladi. Undan 10ta bola tarqaydi. 9tasi ham qaysi tomonda o'xshashi mumkin, lekin nisbat bittasida qoladi. O'sha bittadan yana 8ta bola tarqaydi. O'sha 8tasidan bittasi nisbat avlodda bir kishida davom etadi deydi. Ibn Abbos radhiyallohu anhu ana shu ma'noni boshqa bir oyatdan chiqaryaptilar. Va tawakkal alal azizir rahim allazi yaraka hina taqum. Aziz, g'olib va rahim bo'lgan zotga tavakkul qil. U shunday zotki, sen turgan paytingda seni ko'radi. Va sajda qilganlarni orasida aylanishingda ham seni ko'radi. Va taqallubaka fi sajidinni ko'pchilik namoz hollarini orasida namoz o'qishing deb tushungan. Sajda qilishing. Lekin boshqa tafsir ham bor. Taqallubdan murod Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning o'sha Odam alayhisalomdan Abdulloh otalarigacha bo'lgan shaxslarda u shaxsdan bu shaxsga, bu shaxsdan u shaxsga o'sha nurlari, nisbatlari o'tib kelishi. Boladan otadan bolaga undan bolasiga bo'lib avlodni avlod ko'chib kelishlari taqallubdan murod shu taqallub degani o'zi aylanish degani. Aylanib kelishlari degan ma'no taqallubdan murod sajda qilayotgan namoz hollarining orasidagi sajdaga egilish emas. Ikkinchi tafsirda. Balki sizga avlodma avlod ko'chib kelishingiz deb tushungan ekanlar Ibn Abbos radhiyallohu anhu. Va taqallubaka fi sa Alloh subhanahu va taolo sizni ko'radi
sajda kılgıçlarını asnasında, onların arasında aylanıp kilişinizdi. Köçüp kilişinizdi. O yüzden de sajda kılgıçlardan murat ne mi? Bir nebiden ikinci nebiye, bir nebiden ikinci nebiye, ahırı siz nebi bulup dünyaya kıyınız. İbrahim Aleyhisselam'ın oğulları, İsmail Aleyhisselam'ın avlatlarından o şey hem ecdatları salih kişiler bugünler. Şimdi bu yerde bu tefsirlerden bittesi, şundan delillerden bittesi değildi. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın ata anaları hem Abdullah ve Amine. Ata anaları hem ana şu secde kılgıçlarını safiye kiret. Dişe. Bu için şu tefsir daha gelirler. O kişinin ecdatları da nikahsız hayat bulmayan mı? O zariyeti yaptılar. O sahih hadisler. Ben nikahdan doğruyum mı? Nikah ne bilen bu? Din bilen bu. Demek ki hemen ecdatları dindar bu. Din ne din bu? Tevhid dini bu. O için ecdatları hemen ahli tevhid bu değil. Şu ayetini delil kılıçladı. Cafer ibn Muhammed, yani Cafer-i Sadık etkenlik eller ki Allah Subhanehu ve Teala mahlukatlarının onun taatiden aciz ekenini kurdu. Bildi. Fe'arrafahum zelik. Bunu onların özüge hem bildirdi. Tayin ki onlar bilsinler ki Allah Subhanehu ve Teala'nın hakiki saf hizmetine kadir buluşar mıydı, erişişar mıydı? Yani onlar özleri taat kılıp Allah Teala'nın hizmetine tola hizmetini tola beca kiltiri almasliklerine tayin bugünden ki onların aralarından özü bilen onların ortasına bir mehlukunu yani bir yaratılmışını yarattı. Özlerini cinslerden, özlerini nevden surette surette de taklitap koyuyordu ki mana demez. Göç suyaktan ibaret bulgenlikleri, atanadan tuğulgenlikleri, beşeri sıfatlarına ege bulgenlikleri cihetinden biz gökşediler. Beşerilik cihetten. Lekin usul bilen bakıl diyenemez mi? Başka faziletleri var, ruhaniyetleri değil, kemalat var. O okşamaydı usul bilen bizi. Kaysdır manada okşaydı yani elbette. Mahluk okşaş manasıdır. Lekin kıyas kılınadı yani derece demez. Çünkü surette de taklitle koyabilirler. Surette özlerini nevlerinden bir yaratılmış zatını Muhammed Aleyhisselam'ı yarattı. Onge özünün re'fet ve rahmet sıfatlarını giydirdi. Re'fet ettiğe rahmet, mihriballik. Re'fet öte nazik mihirli buluş. Yani öte latif mihirli buluşunu re'fet deydi. Yani şu, bu ayında şu bil mu'minine ra'ufur rahim ayetini alettiler. Re'fet ve rahmet sıfatları bilen özünü Allah özünü sıfatları bilen Resulullah'ın sıfatları koydu Aleyhisselatü Vesselam. Ve onu halkın arasında özünün sadık elçisi kılıp çıkardı. Sefir kılıp. Neticede Resulullah ki bugün taatını özünün taatı koydu. Özünün taatı Resulullah'ın taatına bağlı oldu. Resulullah ki ergeçken adam Allah ki ergeçken. Resulullah ki boysungen adam Resulullah ki boysungen böyle diyen koydu. Resulullah'ın yapılarına muvafık olsa kim ne işi? Oşu adam mı? İşi Allah'ın sözüne muvafık böyle diyen buldu. Yani Allah Teala özünün vekili koydu 100% tola kallik. Ayet kerimede dedi ki men yuti'ir rasule fekad ata'a Allah kim rasulge itaat kısa demek Allah ki itaat kıttı. Yani Allah Teala etti ki biz sizni alemlerge fakat rahmet kılıp yubardik. Deb etti. Ebu Bekir ibn Tahir etterkenler ki demek bana şu İbn Abbas'ın Cafer Sadık'ın geplerinden etmekçiler ki Allah Teala mahlukatını, Allah Subhanehu ve Teala'nın ibadetini tuğla kalli becere almasını bilgeni için Muhammed Aleyhisselam'ı yarattı ki Muhammed Aleyhisselatü Vesselam arkalık Allah'ın itaatini becere alışsın. Eğer Muhammed Aleyhisselam kime gendiydi, kişiler uzları Allah'ın itaatini becereşe almazdı. Bu kişi gelip Allah'ın muradını engletip Allah Subhanehu ve Teala'nın bendelerine münasebetini düşündürüp bendeden nime lazım ve benden hakkı nime yok burçu nime o kişi düşündürüp o kişi kürsetip vermegen deydi insaniyet Rabbini topalmazdı. Allah Teala'nın ibadetini kılalmazdı. Resulullah sebep buldular şimdi. Yani çünkü ayetemiz ki salatın nariyede tenhellu bihil uqat tügüller o kişi bilen yeçiledi. Muhammed Aleyhisselam bilen.
Muhammed Aleyhisselam yeçedi diyeken yok. O kişi tüfeğiyle yeçiledi. Ben salavatıyım, şirk diyen bir kalte fahımlar var. Lugat bilmiyor. Bihini manasını, Bismillah'daki beni manasını bilmiyor. Tenhallu bihil uqad ve tenfericu bihil kur. Teşvişler o kişi bilen ariydi. İnsanlar şirkte yatken idi. Fisku fucurdaydı. Halal haramı bilmezden yaşayet oldu. O şu müşküllerini hemen Resulullah arkayla geçti Allah. Resulullah bile geçildi mi? He? Tenhallu bihil uqad diyen şu. Eğer o kişi gelip şuna kadar örgütmeyen de dünyanın teşvişi giyem düşerdik ve şu yatkenlerden var. Ahirette teşvişi hem kalır dizinmedi hali. Bu şey teşvişlerini Resulullah arkayla kezdi mi Allah? Ve tenfericu bihil kurab diyen şu. Ve tuqda bihil havaic. Resulullah tüfeyli hacetlerimiz reva bile. Dünyada hem ahirette hem. Dünya bit kol diyoruz bilemedik biz. Hazır Kıtay'da, Kıtay'da hazır aynı demde. Bazı şehirlerde ertelep türü bit yuvuştu trizi dörgeti yaptı. Türü bitin yuvuştu ağzını yuvuştu bilmeydi. Dünyanın sanatını engellep koyu. İşlep çıkarış sanatını dünyanın engellep koyu. Peki ertelep türü bitin yuvuştu ağzını yuvuştu bilmeydi. Siz ateizden görüp örgen gelmen diye böyle yaptı. Ateizden örgen gelsiniz, anizden örgen gelsiniz. Peki o anasından atasından Resulullah'a var ediyor. Adi tişiyoruz. Adi bitiyoruz. Adi istinca. İnsan uzun ahlakını tazalanmazdı. O kişi gelip oraya gitmez. Şu halette yürüyenler hazır hemşehri. 52 kirgen adam iç kimi yaş bölen ki bilen bir kıl bulur. İstinca anımeliğini bilmeydi. Şu hacetlerini hemen kim bilen hiç revab oldu. Resulullah bilen revab oldu. O kişi oraya gittiler. Hatta neşte kesek işte çizgeç oraya gittiler. Tuvaletki kayısı ayağı bulan gelip kayısı ayağı bulan çıkıldı. Yük kan diye tazalanırlardı. Ağız kan diye tazalanırlardı. Yüz kan diye. Hemen kürsetip oraya gittik koydular. Siz bilen biz o ziyizi eğriyizi kana çömülüşünü bilmeyiz. Çünkü arada çömürledi. Bilmeyiz. Birinci kaç tamamen gözü kuyuşunu. Resulullah'ını bilemiz biz. Kandil çömürgenler. Anayızı bilmeyiz. Birinci başı gözü kuyadım, yelkesi kuyadım. Bilmeyiz. Resulullah'ını bilemiz biz. O şey derecede bizge hayatımızda hemen o kişi hacetlerini bizge kereye bugün hemen nesnenin bayan kubergen bu. Tukda bihil havayiç. O kişi tüfeğiyle hacetimiz rava bugün. O kişinin vesile kısık hem Allah'a rava kılad hacet. Kıyamette hem şefaatiye muhtaç olamız. O kişi bilen yeçiledi o şu muammayımız, hacetimiz. Tuqda bihil havaic şu. Ayette, hadiste, hayatta sabit nesel. Şunu diyeyim şirk değildi. Akıl etmeden nakıs. Ana şu mananı ettiler. Cafer Sadık. Ve tuqda bihil havaic. Resulullah tüfeğli buldu hemen şunlar. Aleyhissalatu vesselam. Allah Teala bendelerini Allah'ın özleri için tapa almasliklerini kurganından Resulullah'ın yubarıp özüge yollap koydu ulan. Allah ki kendi itaat kılas, kendi sığınasız, kendi yetişesiz. Resulullah kelli borget meseleler insaniyet tapa almazdı. Diyebdiler. Yine Ebu Bekir ibn Tahir'e dedi ki Zeyyenallahu Teala Muhammeden sallallahu aleyhi ve sellem bi zinetir rahme fekâne kevnuhu rahmeten وجميع شمائله وصفاته رحمة على الخلق أبو بكر بن طاهر تدلر كي الله سبحانه وتعالى محمد صلى الله عليه وسلم رحمة بلن زينة لد رؤوف رحيم دب أتد فبما رحمة من الله لنت لهم الله دن بغن رحمة دن در كي سيز أطراف بنجز ديگر كي يمشاق سيز ولو كنت فظا غليظ القلب Abi kalbi galiz, kopal, dağal adam bugün izde. Lenfeddu min atraf bizden terkap getirdi bunlar da hemen. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam'ın vücudlar rahmet bugün. Bar vücudlar. Çünkü dediler ki Allah Resulullah'ın rahmet bilen ziynetledi. O kişinin barlığını uz rahmet. Şemailleri, ahlakları, sıfatları bar rahmet. Halka rahmettir. Kim ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin rahmetlerinden nimedir yetişse iki alemde necat tapuçu o şey. Ve berçe istelgen nerselerge yetişedigenem o şey. Resulullah'ın rahmetinden yetişken bu led. Kim bir yaşlı ki erişken bu. Bilmeyiz karen ki Allah subhanehu ve teala etedi ki biz sizin alemlerge rahmet kılıp yubardik halas. Fakat rahmet. Ve me arsalneke inne arsalneke rahmetelil alemin dese bu led. İnne arsalneke şahiden ve mübeşşiren
ve nediren biz sizni yubardik, güvah kılıp, beşaret bir uç kılıp, abialentin uç kılıp, siracen muniren, yalut uçu çırak kılıp, da'iyen ilallah, Allah'a çakır uç kılıp, deyip etken, inni arsanneke de. Peygamber bulup, peygamber kılıp yubardik, güvah kılıp, ha keza etken. Lekin rahmet bulup kelgenleri hakkı da gepirgen de, biz sizni rahmet kılıp yubardik demegen. İnne arsalnaka rahmeten demegen. Belki ve ma arsalnaka illa rahmeten demegen. Biz sizni fakat rahmet kılıp yubardik. Sizin yubarışınızda rahmetten başka sıfat yok. Yani sizni vücudunuzda, sizni risaletinizde rahmet barmaz. Rahmetten başka nerse yok. Rahmet bar, ukubeten bar, falan nerseyen bar buluşu mümkün. Yok, Resulullah'da rahmetten başkası yok. Çünkü Allah Teala ve me arsalnek yap. Kasır üslubu bile etken. Kasır üslubu yani fakat rahmet halas. Sizin alemlerine rahmet kılıp yubardik halas. Rahmet, ukubet, oha köz olmaz. Fakat rahmet kılıp yubardik. Agalen tur uçubu gen payetteyem rahmet. Beşaret beri uçubu gen payetteyem rahmet. Davet kıyan payetlerinde hem rahmet. Dua kıyan payetlerde hem rahmet. Talim bergen payetlerde hem rahmet. Cihad kıyan payetlerde hem rahmet. Hemes rahmet. Ve alemlerde degenini bazı ulamaların peste keledi indi. Alemlerde murat insu cin degen o hakaza. Bazılar insaniyet hemesi degen. Lekin alemlerde murat bütün mahlukat. Çünkü alemler degen de adette Allah'dan başka hemen mahlukat düşünüledi. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam'ın rahmetleri hemen yetken. Hatta kafir Müslüman bu yada alemlerde degeni insu cinge degen takdirde ham kafiru münafıku yakşı yaman hemen yetken böyle. Ve fakat mumullerde. Hemen rahmeti yetken Resulullah aleyhissalatu vesselam. Türlü nisbet bile. Hazırım dünyada ne yakşılık olsa Resulullah aleyhissalatu vesselam'a kayıtladı. Ne gizli? فَكَانَتْ حَيَاتُهُ رَحْمَةً وَمَمَاتُهُ رَحْمَةً Resulü Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatları hem rahmet idi, ölümleri hem rahmet. Ayet ediler ki, Resulü Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın hadisleri var. Benim hayatım, yaşasım sizler için yaşı, yaşılık. Ölümüm hem sizler için yaşılık. Hop, hayatlar yaşılıklığı anık. Sahabe-i kiramlar kandeyi behra aldılar. Ölümlerin mi bilen yaşlılık? Etkenekeller ki başka hadisleri de eğer Allah Teala bir ümmetke rahmet kılışını istese onlarını peygamberini o şey ümmetten aldın aladı o huzurige. Ta ki o ümmetke barıp o şey peygamber selef ve farad bulab. Farad degenin biz bunu tercümesini topamagenmiz Uzbekçe'de. Bu sekerigen biz bilmegenmiz. Farad aslı harbiy istiloh. Yani harbiy istilohda ko'proq qo'llangan. Boshqa lug'at, umumiy lug'at ham bor. Farat o'zi nima desangiz, yo'lga chiqadigan bo'lsa bir karvon yoki bir qo'shin. O'sha qo'shin yo'lda dam olish kerak, choy ichish kerak, xordiq chiqarish kerak. O'shunaqa paytida ikkita chopar yuboradi oldindan. Ikkita odam yuboradi yoki bitta odammi? U cemaatiye karamasından, karvanya karamasından, yani askerliye karamasından, koşunluğe karamasından çöpe daldı. Barıp yoldan o şu koşun uçun münasip cahini tayyilep türed. Koşun tayin ki bargen payette o şu çünkü kezedi o. İttara çöpü bar atrapta kezed. Koşun uçun en münasip cahini kayır. Kayırda konsa boladı. Kayırda su bar. Kayırda hatır cemlik bar. Çünkü asasen yolda su kereye uyan. Barıp cahilerini tayyilep duruyordu. Koşun ki o şeye gelip hardığını çıkarıp damadı. Koşun bana diyen cahilerini aldığından tayyilep duruyordu. Kişilerini farad değildi. Bu yerdeki faradtan murat şu. Peygamber özünü ümmetine barıp cennetten cahil tayyilep duruyordu. Şunun için farad değildi. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam özleri hem etkiler. Ben sizlerle farad men diyemiz. Şunun için yaş balanı hakkında okulgen cenazede hem Allahümme ce'alhu lena faratan deyip dua kılıçlar yetkiler. Berber diyor bunu bizge farat kıyın. Atanası barbunca cayını tayyilep tursun ya da cennette. Diyen ben o. Kim kaysi bir ümmetke Allah eğer rahmetini istese
o'sha ummatni payg'ambarini oldin oladi, borib o'zini ummatiga joyini tayyorlab turadi degan. Shu ma'noda ekan demak, vafotlarining xayr ekani. Sabablar xayr ekanining vajohlaridan bittasi, ko'rinishlaridan bittasi. Boshqa ham bor. Yana xo'p, rahmatallil alamin rahmatallil olamlarga rahmat deganini Samarqandiy insu jinga deb tafsir qilgan ekanlar. Butun xalqqa, xaloyiqqa hammasiga deb aytiladi yana bir tafsirda ki mu'minlarga hidoyat bilan rahmat bo'ladilar. Munofiqlarga qatldan omonlik bo'lib rahmat bo'ladilar. Kofirlarga azobni kechikishi bilan rahmat bo'ladilar. Ibn Abbos aytgan ekanlarki radhiyallohu anhuma mu'minlarga rahmatdir, kofirlarga rahmatdir. Chunki boshqa payg'ambarlarini yolg'onga chiqargan ummatlarni Alloh o'sha o'zini payg'ambarini bori deyli halok qilgan. Lekin Muhammad alayhisolatu vasallam rahmatlaridan u kishini hamzamonlari bo'lgan kofir qavmlarni Alloh yaksari halok qilgan emas. Odni, Samudni yoki Lut alayhisolamning qavmlarini yo Nuh alayhisolamning qavmlari va Shuayb payg'ambarlarning hikoyalarini Alloh aytadi. O'shanda ularni qavmlarini Alloh yaksar halok qilgan. Payg'ambar va u kishiga ergashganlarni o'zini qutqarib qo'ygan hammasini halok qilgan. Ammo Muhammad alayhisolatu vasallamning rahmatliklari o'z zamonlaridagi kofirlarga Alloh shunday azob bermadi. Yolg'onchiga chiqarsa ham, bir umr yolg'on deb o'tgan bo'lsa ham, bir umr olishgan bo'lsa ham. O'sha qavmlarni Alloh taolo halok qilmadi, to'yinki ular iymonga erishdilar. Avlodlari, ularning avlodidan iymon ahlilari chiqdi. Bu ham Rasululloh akram alayhisolatu vasallamning kofirlarga rahmat bo'lgan. Endi shunday sura, bu suratlardan bittasi, lekin faqat bu emas. Asli rahmat bo'lganlari hamma jihatdan. O'sha kofirga ham manfaatlari tekkan. Nimadir yaxshilik o'rgangan. Hozir ham dunyodagi shu hatto qonunchiliklarda, madaniyatda ham eng sara, eng insoniyatga yaxshilik bo'lgan qonun qoidalar risolatdan keladi. Nisbat berilmaydi xolos risolat egasiga. Ammo o'zi bilgan yoki bilmagan holatda kishilar o'sha ta'limotlarga amal qiladilar. Shu o'zi rahmat. Iymon keltirmasa ham. Undan boshqa ham suratlari bor. Endi aytadilarki, hikoya qilinadiki, yuqorida bitta so'z keldi. Ana u Ibnul Kalbi aytgan, men Nabiy sallallohu alayhi va sallamni ajdodlar onalaridan 500 tasini yozdim. Ularning orasida birorta nikohsizini yoki jahiliyat davridagi holda bo'lganlarini ko'rmadim degan so'zni biz tashlab ketibmiz. O'sha so'z keldi. Bu so'z Ibnul Kalbidan rivoyat qilingan, lekin asosli emas. Qabul qilinmaydigan rivoyat. Siratda ulamolar payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamga sharaf bo'lgan so'zni hammasini keltirishni odat qilishgan. To'yinki modomiki oyat hadisga shariatning usuliga zid bo'lmasa keltiriladi, bu xabar, undan hukm olinmaydi halol harom. O'shuning uchun keltiriladi. Endi bu hozirgi rivoyat ham mana bu Jabroil alayhisolam haqlaridagisi. Imom Suyuti men topolmadim bu hadisni degan. Lekin qozi yoz rivoyat qilganlar, qaydan rivoyat qilganlar? Hukiya hikoyat qilinishcha deyotgani zaifligiga dalolat qiladi. Lekin ma'nosi to'g'ri. Modam ma'nosi to'g'ri bo'lgandan keyin rivoyat qilish mumkin. Aytadilarki, Nabiy sallallohu alayhi va sallam va ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ma biz sizni olamlarga rahmat qilib yubordik faqat degan oyati karimadagi rahmat haqida so'rab Jabroil alayhisalomga o'sha rahmatdan sizga ham yetishganmi debdilar. Ya'ni meni rahmatligim olamlarga rahmat bo'lsa, olamlarning ichida siz ham borsiz o'z. Chunki olamlar Allohdan boshqa butun borliq. Sizda siz ham o'sha olamlarning jumlasidan. Shu rahmatdan olamlarga rahmat degan ekan Alloh meni sizga ham shu rahmatdan yetishgan joyi bormi? Jabroil alayhisalom u kishiga vahiyni olib kelayotgan farishtaga. U kishi ha degan ekanlar. Ha yetishgan menga. Ayni sizdan rahmat yetishgan menga. Men oqibatimdan xavfda edim.
Allah'ın elçisi ben, hizmetli ben. Akıbetim ne oldu? Havfta ben. Havfta idim. Kaçan ki Allah sizge tekbir suresini düşürüp şunda innehu le kavlu rasulin kerim. Bu Kur'an, bu mükerrem, Ali Cenab Peygamberinin sözüdür. Cebrail aleyhisselam ayeti belirken ayet yani. Zî kuvvetin kuvvet igesu inde zil arşi mekin. Arş sahibi aldı da mertebesi var. Ali mertebeli. Muta'in semme. Uşağda itaat kılınadı bunge. Yani melekut alemde Cebrail'e itaat kılınadı. Emin. Amanetdar diye manası var ama hatırcamlikten hep çıkan. Hatırcam diye. Amanda yani. Emin yani amanda. O şey ayette sizge Allah amanda de. Beni vasf kugenden ki hatırcam buldum diye. O meneşüs Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemge düşken vahiy tüfeyliyim menge haber. Özüm hakkımda amanlik bitilgeni sizge vahiy ab düşemen deyip durup bildim şunu. Meneşü hatırcamlik menge kesip kıldı. Şu sizden menge getiren rahmet de gelir. Yine Cafer-i Sadık etken ekeller ki Vakıya suresi de insanların tayfasını üçge bölüngen mukarrabler, on kol ahlileri ve çap kol ahlileri. Şimdi mukarrablerden bulsa Farag-ı Hüme Reyhanu ve Cennet-i Naim. Şimdi yemin ahliden, on kol ahliden bulsa çiğdiyse feselamun leke min ashabil yemin. On kol ahlilerden sizge selam olsun bulan. Meşhur tefsirde. Selamdan murat amanlik. Şimdi şunu bike deyip tefsir kıyanlar. Cafer Sadık. Feselamun bike. Yani on kul ahillerini aman kalıp selamet koyanı siz tüfeyli diyen. Yine Allah Ta'ala etedi ki Allah'u nuru semavati vel ard. Allah Ta'ala asmanlar o yerinin nurudur. Onun nurunun misali bir takçadaki bir takçaki takçada çırak var. Çırak kandilli içide. Kandil şişe yani. Keenneha kevkebun durri. Bir dür süfet yıldızdek. Şundaki bu çırak. Ne şarkı ne garbi bu megen mübarek bir derahtinin yağıdan yakılgısı yakıladı. Onun yağı yakılgı buladığı yağı. Onu o tutaştırmasaydım, yarı tutaşıydınız. Zeytun şu kadar, tınık şu kadar bir haliye lavullegen ki, o da adette şişe yağ bulsa, yağdı yakıp, yağdı yakıp, yok kapkara neresi olaydı adet. Çünkü otu yakasız tutaştırırız ki, o şamge okşayıp yarın edin, lavulle bir yarı edin. Dedi ki, bu zeytun şundaki, misal bu, zarbul mesel. Bu zeytun yağı şundaki, o Allah'ın nuruya misal böyle diyen zeytinyağı. Şundaki ki ot yakmasaydım uzun yarıt var idi. Uzun da şuna hangi bir nurafşanlık var. Nurun ala, nur üstüge nur. Allah uzun nuruya istegenlerini hidayet kıladı. Allah kişilerine misaller keltiredi. Allah subhanahu ve ta'ala hemen derslerini bilir. Her bir derslerini bilgimişidir. Şu ayette Allah yeri asmanın nurudur. Onun nurunun misali deyip etken de Sahl ibn Abdullah Tustari o şu meselü nurihi dedi ikinci nur ayet kerime dedi Muhammed Aleyhisselam dedi kendisi. Yani meselü nuri Muhammedin kemişketim yokmuş o şu misali ya. Allah yeri asmanın asmanları o yerinin nurudur degenini Sahl ibn Abdullah Tustari yeru asman ahlini hidayet kılgıcısıdır deyip tefsir kıyana kendiler. Yeru asmanın nurudur. Yani yeru asman ahlini hidayet kılgıcısıdır. Lekun Şeyhul Ekber dedi ki biz bu tefsirde kabul kımıyımız. Allah-u Teala hakikatte varlıkının nurudur deyip ayet. Nurunu Nesefi'de yani başka tefsirlerde münevvir deyip tercüme kılışken. Allah asmanları yerinin nurudur degeni Osmanlılar'ı yerine nur bakş eti uçudur diyor. Tafsir kılınken. O şu tafsirge binaen o nur bakş etişi neme? Mesela keç kurun. Yani yeryüzden çıkayım zulmet hemen yok. Planeteler. Bu kançası zulmet. Ular ki ular Allah nur yetmedi mi? Bu nurdan murat bu yerde vücut bakş etip duruşluk.
dedi bazı müfessirler. Tüm bilen ki el-Mescid'de kün yorug'lik, tüm zulmet bo'lib o'rganganmiz. Lekin tüm zulmetsiz ham bo'lishi mumkin. Kün yorug'liksiz ham bo'lishi mumkin. Alloh subhanahu va taoloning osmonlar va yerni nuri bo'lgani, osmonlar va yerni ta'minlab turuvchisi degani deb tafsir qilishadi. Har qanaqa holatda Alloh taolo butun borliqni rahmat bilan ta'minlab turgani shu nurligi. Endi o'sha nurining misoli nima desa, Alloh taolo zarbul masal keltiryapti. Juda chiroyli masal bo'lmasak, tokchada bir chiroq turibdi. Tokcha nima uchun tokchada? Shunchaki chiroq emas bu yerda. Tokchada. Odatda chiroqni katta masalan sahroga yoqsangiz, ko'rinmaydi nur. Yo'qib ketadi, tarqab ketadi. Tokchada degani, ya'ni nuri tarqamagan degani. Nuri markazlashgan degani. Chiroqning nuri markazlashgan. Endi chiroq, chiroqni o'zi tokchada o'sa-da nur markazlashgan yetadi shu. Endi unga qo'shimcha qandil, shisha qandil bo'lgan. Masalan, bizda qandil osib qo'yiladi, bizda qandillar ko'pincha lampochka nurini pasaytirib beradi. Asli qandil lampochka nurini ko'tarib berish kerak. O'sha shisha nurni kuchaytirib berish kerak. Masalan, mashinaning parasini ko'zini olib qo'ysangiz, lampochkani o'zi qolsa yaxshi yoritmaydi. O'sha tepasidagi para bor-ku, oyna. O'sha kuchaytirib beradi. Qandil shu vazifani o'taydi. Ichkaridagi yorug'likni kuchaytirib beradi. Shuning uchun chiroq o'zi qandilning ichida degan. Demak, nuri bir necha barobar qilib ko'paytirib beriladi. Endi o'sha chiroq nima bilan yoritadi desa, u chiroq o'sha yoqilg'i bilan yoritadi. Yoqilg'isi oddiy panar yog'i emas. Panar yog'ini Panor yog'ini yoritishini u nurga misol qilib bo'lmaydi. Chunki panor yog'ini o'zida yorug'lik yo'q, unga qachon o't tutashtirsa keyin yoritadi. Uni bu nurga misol qilib bo'lmaydi. Bu nurga misol qilsa bo'ladi. O'sha chiroqki, u chiroqni yog'i zaytundan. Zaytunki shajaratun muboraka. Muborak, muborak degani nafi, xayri, yaxshiligi qo'shimcha ko'p ziyoda degan. Sharqiy emas, g'arbiy emas deganini ba'zi ulamolar, ya'ni Shomni zaytuni deb aytishgan. Chunki Shom sharqiy emas, g'arbiy emas, o'rtada. Ya'ni eng oliy navdagi zaytundan olinadigan eng oliy navdagi yog'ki, u shu qadar tiniqki, shu qadar lovullaganki, uni siz shishaga qo'ysangiz, o't tutashtirmasangiz ham yoritib tashlaydi. O'z odatda yog' o'z yoritmaydi o'z odatda. Lekin bu nurga misol o'shunaqa yog' bo'la oladi. Endi nur ustiga nur nima degani? Zaytun o'zi pur nur. Zaytun o'zidan nur taralyapti. O'zi yoritib tashlaydi. Lovullagan. O't tutashtirsangiz nur ustiga nur. Uni tepasiga qandil, qandil yana yoritib beradi. Endi shu yerda mana shu Rasul akram alayhissalotu vassalomni nurlariga misol dedi. O'zi Allohning nuriga deb masal nurihi degi zamir nurihi Allohga qaytadi. Birinchi tafsirda. Lekin boshqa bir tafsirda masal nurihi dan murod masalu Muhammadin, chunki Muhammad alayhissalom nurdirlar. Muhammad alayhissalom nurdirlar, chunki Alloh taolo qodijakum minallohi nurun va kitobun mubin degan. Sizlarga Allohdan nur keldi va kitob keldi degan. Demak, nur kitobdan boshqa. Atf mug'oyarani taqozo qiladigan qoida bor. Ya'ni bir narsani ikkinchi narsaga ergashtirib atf qilsangiz va bilan yo boshqa atf harfi bilan. Ikkalasi boshqa-boshqa narsa bo'lishi kerak. Bitta narsa bo'lishi mumkin emas. Men va men keldim deya olmaysiz. Men va sen kelding deysiz. Halima va Salima yiqildi deysiz. Halima va Halima yiqildi deb bo'lmaydi. Va qo'shsizmi kelar tomondagisi boshqa-boshqa bo'ladi. U boshqa, bu boshqa narsa bo'ladi. Nurun va kitob dedimi? Nur boshqa, kitob boshqa bo'ladi. U nurdan murod kitob bo'lishi mumkin emas.
Demek oşa nur Muhammed Aleyhisselatü Vesselam. Mesela nurihi bosa nurullahi Allah'ın nuru o nur nemeu o Muhammed Aleyhisselatü Vesselam. Mesela nurihi yani mesela Resulihi diyen. Mesela Resulihi. Allah'ın Resulü'nün Muhammed Aleyhisselam'ın misali takçedeki bir çırak okşaydı ki kandilli içi de onun içi de zeytin yağı yarıt, yakılığı nur üstüge nur. Yine tepler ki çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin nurları yukarıda etilgenlik ecdadlarının püştü kemerleri de ondan bunge bundan unge köçüp kelerdi. Takşedeki bir çırak degende çıraktan murat kalpleridir depti. O bu kandilli içi de şişenin içi de degende şişeden murat köksleri bağırlarıdır. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem o kişideki iman ve hikmet bilen göyanki bir o şey dürsüman bir yıldız kebidürler dedi. Uza onun haligi zeytünün uyağının özü parlak onge hali o tutaştırmasızdan degendeki Zeyt yağdan murat Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın peygamberlikleri ki gapirmeslerinden bunun ham nur taratıp duradı. Ve kişilerge namaya mubtiladı. Bu ayette bundan başka tafsirlerini ham aytilgen deyip. Muhammed Sallallahu Aleyhi Vesselam'ı eğer şu nur deyip aytadigan bolsa Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ı yani yakılgısı o şu yarıp kişinin yakılgısı özü pak degen Resulullah'ın aslı kelip çıkışları pak, özü aslı hıbkatları pak degen. Eğer vahiy kemegen takdirde hem o tutaştırmasan yaratarı deyip diyor. O tutaştırmasan hem yaratarı degeni vahiy kemegen takdirde hem şunda insaniyet arası şunda yaşayabilseler hem özü insaniyet ki özü rahmet bu bir adımlar. Vücudunu özü. Yani özü kamil insanlıklardan uksuge ergeçken adam, ahlaklarına ergeçken adam özü saadet toplardı özü aslında. Lekin vahiy geldi, nur üstüge nur buldu. Degen misal böyle. Allah subhanahu ve ta'ala Kur'an-ı Kerim'de bir neçe orunlarda Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam'ı nur deyip etegen. Yukarıda etken ayetimiz Maide suresi de sizlerge Allah subhanahu ve ta'ala tamamında nur ve açık aydın sizlerge açık ile beruçi kitap geldi. Ve yine dedi ki biz sizni yubardık ey Muhammed aleyhissalatu vesselam güvah kılıp beşaret yani hoş haber iltuç kılıp neziran yani agahlantuluç kılıp Allah subhanahu ve ta'ala'ya çakırıcı Allah'ın izni bilen ve yaratıcı çırak kılıp yine şu cümledendir yani Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam nur ekenliğini ayeti kerimede açık ayeti geldi. Bu parıştadan bosa nur buluşluğu tecrübemez. Nurdan yaratılıyor parıştaların olsun. Hatta cinden bosa hem. Çünkü uyan ottan bugün. Alengeden. Ama lay sudan, tufrağdan yani ki bir tamçı sudan yaratılıyor zatının nur buluşluğu bana şu mucize. Bana şu neredeyse alilik şunda. Nurdan bugün hılkatının nur buluşluğu tabi ama tufradan bugün ya ki sudan bugün hılkatının nur buluşluğu bana bu Ali makamını Ali iş. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam'ı Allah Ta'ala'nın özü şimdi nur deyip etegen. Yine etedi ki Allah Ta'ala elem neşrah leke sadrak sizin köksünüzünü açıp koymadık mı? Ve sizni arkanızını sindirgüdey bu türgen yükünü sizden alıp koymadık mı? Ve sizni zikrinizini kötarıp koymadık mı? Elbette kıyınçilik bilen yengillik vardır. Elbette kıyınçilik bilen yengillik vardır. Feize farıgta fansab farıg bugün davetten farıg bugünizde turup Rabbizi ibadetini kılın digen. Ve ila Rabbike farıgın. Bazıları feyde farakta fansab namazdan farık bugünizde zikir bilen meşgul bulun deyip tefsir kılışken. O şu için namazdan kendi zikirlerine bazıları şu ayeti delil kılın. O şu ayet kerimedeki müfredatlarını, kelimelerini kendi şahla yaptılar.
Ayet kelimede ma'al usri inne ma'al usri ikelesi hem alplan bilen keledi. El usr alplan bilen keledi. Ama yusran nakre keledi. Fe inne ma'al usri yusran inne ma'al usri yusran. Arap tilde kaide var. Ma'rifet tekrarlense aynı. Nakre tekrarlense gayrı. Özge bu. Mesela ca'ar racul دخل الرجل kişi kirdi uyga. Kharaca ar-rajul kişi çıktı dese aynı adam kirib çıkkan bo'ladi. Amma ja'a rajulun yoki dakhala rajulun bir kişi keldi desing, kharaca rajulun bir kişi çıktı desing, kirgan boshqa chiqqan boshqa bo'ladi. Nakra mug'oyalani bildiradi, ma'rifat ayniyani bildiradi. Bu degani inna ma'al usri degi oldingi fa inna ma'al usri degi ayni o'z. Usr qiyinchilik, oldingi qiyinchilikni ayni o'z degan. Yusron ikkalasi ham nakramu? Ikkalasi boshqa-boshqa degan. U degani bitta qiyinchilikka ikki yaxshilik keladi degan, ikki yengillik keladi degan. Bir qiyinchilikka ikki barobar, ikki marta, ikki xil yengillik keladi degan. Tushundingmi? Sharoha degani keng qilib qo'ydi degani. Alam nashrah laka sadrak sadrdan murad o'zi sadr deb ko'ksini aytadi. Sadr deb o'zi bir narsani oldi tomonini aytadi, birinchi boshini. Insonni ro'para kelganda tanasini asosiy birinchi ko'zga ko'rinadigan va oldiga chiqib turadigan qismi shu ko'ksi bo'lgan uchun ko'ksini sadr deyilgan. Ko'ksdan murad qalb, ya'ni ayni qalbni, botiniy qalb. Alam nashrah laka sadrak ko'ksingizni keng qilib qo'ydik degandan murod bu gavdaning ko'ksining kengligi emas, balki botiniy qalbning kengligi ekanini aytadi. Va Ibn Abbos roziyallohu anhu bu kenglik islom bilan bo'lgan dedilar. Ya'ni Rasul akram alayhisolatu vasallamga islom vahiy bo'lishligi shu u kishiga qalblarining kengligi bergan. Lekin undan boshqa ham kenglik bor, o'zi asli Shaqq Sadr voqeasi bor. Go'zaklik paytlarida bir bo'lgan, merosga chiqishlarida bir bo'lgan, vallohu alam 4 martami ke sodir bo'lgan Shaqq Sadr voqeasi. Yo 4 yo 5 martadan. O'sha birinchi go'zaklik paytlarida Fatima Halima Sa'diyani uylarida yurgan paytlarida 6-5 yosh paytlarida bo'lgani birinchisi deyiladi, o'ynab yurgan paytlarida. O'shanda ko'kslarini yorib, qalblarini chiqarib qor bilan yuvilgan. Imom Barzanji juda chiroyli tavsiflaganlar. O'sha voqeani aytayotgan bo'lishi ham mumkin. Oyat kalimada biz siz ko'ksingizni ochib qo'ymadingmi degani shu. Shaqq Sadr voqeasi ham bo'ladi. Turli tafsirni ko'taraveradi. Qur'on vahiy bo'lishi bilan yoki islom sizga nozil bo'lishi bilan va hokazo. Shaqq Sadr voqeasi ham kelsa kerak, shunday aytamiz uni. Imomi Sahl ibn Abdulloh ko'kslarining qalblarining kengligi risolat kelishi bilan deb aytgan ekan. Kengligi Hasan Basri bo'lsa hikmat bilan ilm bilan to'ldirilganligi qalblarini keng qilganligi nima? Hikmat bilan ilm bilan to'ldirgan. Yana boshqa qavlda qalbingizni sizga vasvasa azob bermaydigan qilib pok qilib qo'ymadingmi degan ekan. Qalbingizni keng qilib qo'ydingiz nima degani? Qalbingizga vasvasa kelmaydigan qilib pok qilib qo'ymadingmi degan. Hamma ma'noni jamlasangiz bo'laveradi. Faqat buni emas, bittasini emas, hammasini jamlasangiz, hammasi Rasulullohda hosil alayhissalotu vasallam. Endi keyingi oyat vadona sizni belingizni sindiray deb turgan, belingizni bukib qo'yay deb turgan, belingizni bukib sindiray deb turgan yukni sizdan olib qo'ymadikmi? Ko'tarib. O'sha yukdan murod nima desa, payg'ambarlik kelishidan oldingi bo'lgan ba'zi xatolar bo'lishi mumkin deydi. Payg'ambarlarning ma'sumligi haqida bitta bob keladi, unda gaplashiladi. Payg'ambarlar, xususan Muhammad alayhisolatu vasallam payg'ambarlikdan oldin ham gunoh qilmaganlar. Ikki marta xatoga yo'l qo'ydim deganlar Rasululloh. Ikkalasida ham Alloh to'xtatdi deganlar. Ikki marta xatoga qadam bosdim, ikkalasida ham Alloh xatodan to'xtatdi. Birinchisida yosh paytim bir joyda to'yni shovqinini eshitib, o'sha joyga bormoqchi bo'ldim. To'yni shovqinini eshitib, borib bir bolalar bilan gapgashta qilamiz dedi. Bormoqchi bo'ldim, o'sha vaqtda ko'zim ilinib, uxlab qolgan tursam to'y o'tib ketgan ekan degan.
İkincisi de Hacer-ül Esvet'in 25 yaşlarında Kureyş ahli Kabe'nin yengelegen peyti taş taşı gelirler birle. Kabe'nin eski taşlarını, kışlarını hapış kışıp yenge taşlar bile kuruşken. O şimdi de taşı yerken peytleri de fakat lüngü bile yürüşken o peyti. Mekke'de lazım bulma gel. Fakat lüngü takışken. Bunda payçalik kıyım bulma gel. Lüngü takışken tepelerinde bunda ihram daha kıyım bulma gel. O şu, fakat lüngünü uzun bile taşı yeti uydum. Taşını yelkemge koyup, yelkemme taş kırkı silyekken idi. Ham ağırlık kılıp, ham silyekken idi. Ama kim Abbas, Adasasın Abbas Radiyallahu anh. O şu ona, beni, lüngünü bir tamamını yelkege kurtarıp, o şunun tepesine taşlık koysayım, yelkenge batmaydı dedi. Kimin lüngümü, şunu da geçemem de yanıdım, kuşundan ketip aldım dedi. Yani çünkü lüngünü bir tamamını kurtarsa, sizden tepesi açılıp kalışı mümkün. Bir tamamını tepeye çıkartıyor. Lekin pası, tolu paske avuratını tolu yapmaya kalışı mümkün. Uşenge azim kuyen peytinde, lüngünü geçme akşı buldum, kuşundan ketip kaldım dedim. Hikmette hatayı yok koymakçı bugün ben, Allah'ın kerası demesin. Çünkü Resulü Ekrem aleyhissalatü vesselam, masum bugünler, peygamber deden aldığını hem keyin. O Kur'an-ı Kerim'deki bazı itablar, yüzünü buruşturdu, nimege onda kıldın, nimege bunda kıldın degenleri günahmez, bırartız. Hilaful evla deyiler, efzel işini koyganları halas. İki de ihtiyar verilir, gelesem caiz. Bunisi efzel, bunisi efzelmez. Efzelmesini tellegenleri için itap kılıngan halas. Günah uçunmez, hata uçunmez. Kur'an-ı Kerim'deki Resulullah'ın bugün itablarını hemmesi şuna. Mesela İbn-i Ummu Mektum kegende yüz, Abese yüzünü buruşturdu, kavağını salıp yüzünü arkaya vurdu dedi. Kör onunla azar yemeydi. Kör. Ama adamda onunla azarı yok çünkü hata hesaplanmaydı. Ve o kişi nefs için kime geldiler bunu? Davetini, davetke meşgul bulgenlerden. Ve bu açıklanışlar tabii ki o kişi vaziyet körmesinden 2 metre 3 metre kayıtıp kayıtıp yapırıp sözlerini bölgenlerden buluyor. Bu falan için pisan için davalar görüşmez. Belki suhbet adamı gibi raya kılınmıyor. O kişinin gafillikleri bu yani, körmegenlikleri. Adette iki kişi yapılırken bozuyor çünkü adam gelip ortaya tıkılışını atıyor burada olsun. Bir adam yapılırken bozuyor, o arada adam çakırıp yapılışını atıyor. O davet bugün takdirde, bu megen takdirde. Suhbet adamı gibi zıt bugün için biraz o kişiye yakmıyor bunu. Ama şimdi hem hata, kıyan işleri hata olmaz, günah olmaz. Yani bir kişiye azar vergenler yani ki bir günah kıyanları hasıl bu muydu bunu? Demek Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam aldığını hem masumlu geliyor. Lekin çünkü bu tefsirde peygamberliğinden aldığın ki günahlar yine aldık degeni doğru bu muydu? İlla buladı o şey hata kımakçı bu günahlarını günah deyip bu kişinin makamı gereşe şundik şundik tabir kılınsa yine bu. Yani mukarreblerini Allah'a yakın kişilerini terazisi nazik olan. Adem aleyhisselam gelme dedi Allah. O darahtı yemeyler dedi. Cennet. Yeseyler o ziler ki o ziler zulüm kılasınlar. Kendime fenesiye unut adam. Unutup yiyip koydu. Yeme degenlerse. Allah ne dedi? Fe'asa ve asa Adem. Adam asip oldu dedi. Azim bilen eti Allah'a asip olamayın diye kıyanı yok. Unutup koyup, yiyip koydu. O vesveseke uç. Hata kılıp. Şunun için Allah cennetten kovdu. Fegava, yoldan taydı o dedi. Asa, asip oldu adam. Şimdi, ne kılıyordu? Tek kılengen derseniz, tatip koyuyordu alas. O mesela siz roza tutkensiniz mesela. Ramazan rozasını yakın başta roza. Ramazan'ın aleyhliği vacip, farz roza. Roza tutkenmiz biz. Roza tutken peytiyse gündüzü eşsizliği yapıp koyduysa ne mi buladı? Roza açıladı mı? Açılmaydı. Siz ne kıldınız? Takılengen nerseni yapıp koyduysa. Takılengen nerseni yiyordu adam, cennetten kovuldu. Siz bilen biz yesek ne mi yaptı? Bu birinciden roza açılma yaptı yani. İkinciden Resulullah Allah yedirip Allah işlerip dedi yaptı. Erkele koy yaptı yani. Bu bizim açıldığımızda o. O şey işte adam kısa kovuladı. O adamın makamı belirli giden. Bizi uzaklığımızda.
ojizligimizdan bizga shunaqa yosh bola nima qilsa ham bo'lar edi deysizu. Kelib yuzingizga bir ursa bolangiz, 20 ga kirgan bolangiz, oq qilasiz. 2 ga kirgan bolangiz kelib ursa, biti o'pib qo'yasiz qo'lida. Nimaga? Uni darajasi shunga yarasha yosh bola. Ojiz. Tushunasiz. Ha. Yuqori darajadagi odamga onasini yuziga bir shapaloq ursa kechirilmaydi u. Xuddi shunaqangi xato yoki amallar siz bilan bizga nisbatan Allohning mehmoni bo'lsangiz, xuddi o'sha ish qilgan odam osiy bo'lishi mumkin. U ularning darajasida shunday hukm qilinadi. Biz darajamizda o'zimizga yarasha kenglik berilgan. Agar bizga ularga qo'yilgan talab qo'yilsa, biz ko'tara olmaymiz. Do'zaxga ketamiz biz. Ularga qo'yilgan payg'ambarlarga qo'yilgan tarozi bizga qo'yib berilsa, biz aniq do'zaxga ketamiz. Iloji yo'q. Chunki Alloh taolo Rasulullohga aytadiki, agar biz sizni sobit qilib turmasak, kofirlarning taklifiga ozgina moyil bo'lib qolishingizga sal qoldi dedi. Ozgina moyil bo'lib qolishingizga sal qoldi degan moyil bo'lmadingiz degani o'zi aslida. Ozgina ham moyil bo'lmadingiz degani. Agar ozgina ham moyil bo'lib qolganingizda izal la azaqnaka du'fa al-hayati va du'fa dunyoda ham oxiratda ham ikki barobar azob tortirardim sizga. Siz bilan biz moyil bo'lib qaytib kelib, moyil bo'lib o'g'irilib, unga banda bo'lib, yana tavba qilib odam bo'lib ketaveramiz biz. Ularning payg'ambarlarning qalbida agar moyillik tug'ilsa azobga yo'liqadi ular. Qalbida moyillik tug'ilsa so'zda emas. Amalda emas, qalbida moyillik tug'ilsa ozgina ikki dunyo azobi yo'qoladi. Ularning tarozisi og'ir bo'ladi. O'shunchun darajasi baland bo'ladi. Endi bu yerda Rasul akram alayhisolatu vasallamga nisbatan liyaghfirolakallohu ma taqaddama min zambika va ma ta'akhkhar. Oldingi va keyingi gunohlaringizni Alloh kechirishi uchun degan bo'lsa, yoki bu yerdagi tafsirda payg'ambarlikdan oldingi gunohlarini Alloh taolo ko'tarib olib qo'ygani deyilsa, u gunoh siz bilan bizning kallamizdagi gunoh emas. Ularning maqomidagi o'shunaqa ozgina bir tarki avloq bo'lgan narsalar bo'lishi mumkinki, payg'ambarning maqomiga nisbatan gunoh sanaladi. Bizga nisbatan emas u. Payg'ambar gunoh qilishi mumkin ekan desa o'ylamang, bizga o'xshagan pisqipusurga toshib botishi mumkin ekan, unaqa emas. Payg'ambarlar ma'zum bo'ladi. Ammo ularning maqomida avloq narsani tark qilgan paytida ham itobga qolishi mumkin. Ikkita joyizdan afzalini tanlamagani uchun ham ularga gunoh sanalishi mumkin. Tushunarlimi? Shuning uchun shunday tushuniladi buni. Yana aytiladiki, jahiliyat davridagi og'irliklarni, yuklarni ko'tardik degan. Yana aytiladiki, risolatda Rasululloh alayhissalotu vasallamga risolat kelgandan keyin shu risolatni yetkazib berish u kishining vazifasi edi. O'sha vazifani biz yengillashtirib berdik sizga, ya'ni yetkazib berdik, vositalarni yaratib berdik. Bo'lmasa biz sizga o'sha vositalarni yaratib yengillashtirib bermasak, yordamchilarni bermasak, risolatni yetkazolmasdik, yetkazolmasdingiz. O'sha bilan siz zimmangizdan yukni biz ko'targan bo'ldik. Vavodona anka vizrakdagi shu. Vizrdan murod yuk bo'ladi. O'shuning uchun podshoni yordamchisini vazir deyiladi. Podshoni yukini olgani uchun. Endi bundan ham o'zi asli sizni qaddingizni bukib qo'ygan, belingizni sindiray degan yukni olmadikmi degandagi yuk aslida Rasululloh akram alayhissalotu vassalomni qalblaridagi insoniyatni hidoyatiga bo'lgan g'am yuki bo'lgan aslida. O'sha Xiro g'origa chiqib ketib tahannus, ya'ni Allohga ajralib ibodat qilgan paytlarida asosiy ibodatlari tafakkur bo'lgan. Bu insoniyatni jahiliyatini ko'rib, halokatini ko'rib shundan g'am qo'yganlar. Qana qilib bu insonlarni hidoyat topishi mumkin? Nima qilsa bular bu zulmatdan qutqariladi deb shuni g'amida bellari sinaydi degan. Vahiy kelib o'sha g'amni ko'targan, mana yo'l deb ko'rsatgan. Agar biz sizga vahiyni tushirib, insoniyatga hidoyat yo'lini ko'rsatmasak, o'sha g'amda halok bo'lar deysiz. Bu risolatni zimmasiga olgan kishi shunday bo'lishi kerakligini ko'rsatadi. Shuning uchun da'vatchilik, ta'lim
rehberlik emas. Hoşum geldi buna degan. Belki g'amkashlikdir. Kim agar da'vatda yoki darsda yoki ta'limda g'amkashlikni o'rniga boshqa narsani o'zida tuyayotgan bo'lsa, u kishi risolatni yetkazayotgan odam emas. G'amkashlik shu qadarki, o'sha bolangizga o'kingandagi o'kinishingiz kerak boshqalarga, adashuvga, xatosiga. O'shanday bo'lgan Rasululloh alayhissalom. Shuncha fala'allaka baqi'un nafsak. Mana ular iymon keltirmaganiga o'zingizni o'zingiz bug'ib o'ldirib qo'yadiyapsiz degan. Baqa degani o'zini o'zi kekirdagidan bug'ib o'ldirishni aytadi. O'zingizni o'zingiz bug'yapsiz. Demak, da'vatchi aytgani bo'lmasa, aytganini qilmayotganlarni bug'ishi kelmaydi, o'zini bug'ib qo'yadi. Bular iymon keltirmaganiga bularni bug'ib qo'yadiyapsiz degan oyat. Ularga g'azab qilayotganlar yo'q, balki o'zlari g'amdan o'lib qolayotibdilar. Ana ular haqni ko'rib iymon keltirmaganiga. Ana shu da'vatni holdagi mutobaasi bo'ladi da'vatchi. Biz doim sunnatga mutobaa so'z bilan, fe'l bilan, harakat bilan, amal bilan va hol bilan, ya'ni qalb bilan bo'ladi deymiz. Da'vatdagi holdagi mutobaa shu bo'ladi. U vizrokdan murod shu. Bu yerda aytilmagan. Lekin vallohu alam shu. Shu ko'proq tushadi. Endi sizdan o'sha yukni, gunoh yukini oldi degani nima degani desa, gunoh qilib qo'yuvdingiz, kechirdik emas. Sizni gunohdan saqladik degan. Gunoh yukini sizga tushirmadik degan. Asli. Ikkinchi yana bir tafsir bu. Hop, hammasi tushadi. Va rafa'na laka zikrak, va sizni zikringizni ko'tarib qo'ymadikmi deganda Yahyo ibn Adam aytgan ekanlarki, payg'ambarlik bilan. Ya'ni Allohning nabiyisi bo'lganligini o'zi u kishining zikri, u kishining shani ko'tarilgan. Yana aytiladiki, qayerda men zikr qilsam, sizni ham shu yerda zikr qilinadigan qilib qo'ydim degani. Shuningchun iymon kalimasida La ilaha illallohni aytgan odam shu gapni aytishni o'zi bilan musulmon bo'la olmaydi. Balki Muhammadur Rasulullohni qo'shmaguncha musulmon bo'lmaydi. Hatto islomga kirish ham Rasulullohning ismi bilan birga qo'shilmaganda hosil bo'lmaydi. Aytiladiki, oldingi payg'ambarlarning da'vatlarida La ilaha illallohni o'zi bo'lgan deydi. Payg'ambarning o'zi qo'shilmagan. La ilaha illalloh desiz, o'sha payg'ambarga ergashib ketavergansiz. La ilaha illalloh Hudun Rasululloh deyish shart bo'lmagan. La ilaha illallohni o'zi bilan Hud alayhissalomga ergashib olgan. Payg'ambar deb ishongan albatta, lekin o'sha kalimani qo'shib aytish shart qilinmagan. Ammo illa Muhammad alayhissalomga kelganda u kishini ismlarini qo'shib aytish shart qilingan. Iymon uchun. Faqih qozi Abul Fazl aytgan ekanlarki, bu Alloh subhanahu va taolo jalla ismuhu dan Nabiy sallallohu alayhi va sallamning shanlaridagi bir taqrirki, u kishining Alloh subhanahu va taoloning huzurida katta ne'matlarga ega qilinganliklariga dalolat qiladi. Martabalari baland bo'lganiga, Alloh taoloning oldida juda ham mukarram bo'lganlariga dalolat qiladi. U kishini qalblarini iymon bilan, hidoyat bilan Alloh keng qilib, ilm ongi bilan qalblarini keng qilib, hikmatni yuklab, u kishidan jahiliyat davrining yuklari bo'lgan narsalarni Alloh taolo olishi, o'sha jahiliyat siyari, jahiliyat yo'llari, jahiliyat odatlari, yo'sinlarini Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga ilgaridan yomon ko'rsatib qo'yganligi, o'shu bilan birga Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning dini barcha dinlarni ustidan g'olib kelishi, u kishidan risolat va nubuvvatning, payg'ambarlikning odamlarga yetkazib, o'zlariga nozil bo'lgan narsani odamlarga yetkazib berishdagi yuklarni Alloh taolo u kishidan yengillatib ko'targani va Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning Allohning huzurida makona manzillari balandligi, o'rinlari balandligi, martabalari ulug'ligi, zikri u kishining shanlari, zikrlari Allohning huzurida Alloh uni ko'targani, baland qilgani, o'zining ismini, Rasulullohning ismini o'zining ismiga yonma-yon qo'ygani
Bana şimdi nimetler bilen Resulullah'ın sileğenini takriridir, ispatıdır bu sureye deyilir. Katada etken gelirler ki İbn-i Diyame tabirlerden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in zikirlerini Allah Teala dünya ve ahirette köterdi. Şunun için birerte hatibi yok ki o kişinin zikir kılmasa. Elbette hamd bilen salavat koşup etir. Birerte şehadet kelimesine etken adam yok ki o kişinin isimlerini Allah'ın ismini koşup tilge almaz. Birerte namaz han yok ki namazında eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden de bu kişinin isimlerini zikir kılmasa. Hamme zikir kıladı. Çünkü ve rafa'na leke zikrakni ulemalar ayetken hazır ki devirde bana bilemiz. Yeryüzünde hemen cahide Müslüman var. Hemen cahide. Bu yer ailenedir. Vakt almışlardır. Bamdat mesela saat 5'te olsa bir cahide. Nergi mintakada 5'te. Kengisi de 5'te 10'da. Kengisi de 5'te 15'te. Kete oradır. Dünya boyla. Oşan yakarıp namazını vakti yeryüzü boyunca bütün künlü kaplaydı. Azanlar çünkü ketmeket boyladı, üzülmeydi. Yeryüzünde azan üzülmeydi. Bu yerde azan etmeyken olsa yetteme edilgen, kim kaydeder edilgen, kim kaydeder edilgen yeryüzünde azan üzülmeydi. Azan üzülmedi mi? Eşhedü enne Muhammeden Resulullah üzülmeydi. Namaz üzülmedi mi? Allahümme salli ala seyyidi Muhammed üzülmeydi. Resulullah'a bugün salavat, Resulullah'a bugün şehadet, Resulullah'ın isimlerinin zikri yeryüzünden bir lahza hem üzülmeydi. Mene şu Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam'ın zikirlerini Allah köter gene. Kıyamet geçe üzülmeydi. Ve fakat ziyade bulat. Tarihte Müslümanlar kemeye gelmez. Daim köpeğe gel. Kaç adır Müslüman olursa ondan köp Müslüman kele olur gene. Ondan köp adam Müslüman bol olur gene. Hazır geçe şu. Hazır geçe Müslümanlar fakat sahne aşıp barat. Bu degen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e şehadet aşıp barat. O kişinin zikir kılıcı köpeği baradı. O kişiye salavat ziyadelaştı baradı. Birer gün alnını günden kümbülen bir kıl bulmaydı Resulullah'a salavatta. Elbette keyingi lahza alnını lahzeden salavatı kubbule. Çünkü velel ahiretu hayrul leke minel ule alnını giden keyingi siz için yaşlı degende düşünmezlik gerek ki dünyadan ahiret yaşlı de. Yo, her bir lahzenizden her bir lahza hazırgısı alınızdan yaşlı sizge. Keyingisi hazırgısından yaşlı. Her bir lahza, her iki lahzenizi keyingisi alınızdan yaşlı. Bu Resulü Ekrem aleyhissalatü vesselam'a şunu diye bugün. Huzurlarını manevi usulleri hem Allah'ın huzurunda derecatları köterilip barışı hem o kişinin şehirleri de salavat etilişi hem o kişinin asmanın yerde alkışları ziyade bulup barışı hem her lahzada aldığınki lahzadan körü köprağı bulundu. Aşık var. Mene şu ve rafa'na leke zikrak ve lel ahiretu hayru leke minel ula vadesiz. Dediler ki Ebu Sa'id Hudri raziyallahu anhudan rivayet kılıngan hadiste Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bu hadisini Ebu Ya'la rivayet kılınlar. İbn-i Hibban sahih degenler. İmam-ı Haysemi Senedir Hasan diye dekeller. Ebu Sa'id Hudri radıyallahu anhudan rivayet kılıngan hadiste Nebi sallallahu aleyhi ve sellem dediler ki Cebrail aleyhisselam bana aldığımda gelip menin ve sizin Rabbiniz Allah'a eted. Et yaptı ki sizi zikirinizi kandayı köterdim bilesiz mi? Şunda Resulullah ettiler ki ben ettim ki Allah ve onun elçisi bir uçurak yani siz Cebrail aleyhisselam yani. Şunda Allah dedi ki kaçan men zikir kılınsam siz men bilen zikir kılınasız. Zikirinizi kötergenim şu. Deyip eytedi. Yukarıda etliyen şehadet kelimesi de var azanda. Şehadet de var, azanda var, namazda var. Hem ibadette hem amelde var. Hutbelerde. İbn-i Ata etken ekenler ki bu kişi İmam-ı Cüneyd'in ortalarından bu gelinir. 309 vefat etkiler. İbn-i Ata etkiler ki iman
Men bilen birge siz zikir kılınışız bilen mükemmel bulan tamamı geyitedi, hasıl bulan. Yani la ilahe illallah uzun bilen bu meydi iman. Muhammedur Resulullah bulan bulan. İmanını sizi isminizge bağlayıp koy, imanını hasıl buluşunu sizi isminizge bağlayanım, şu sizi isminizi kurtarıp koyanım. Uzun öyle. Resulullah'ın isimlerini etmeseyiz, Resulullah deyip, Muhammedur Resulullah. Müslüman bular mıyız? Min merte la ilahe illallah deyip sizden. Bana şu sizi zikrinizi kurtarganım degenek. İbn-i Ata. Sizlerde bi zikri ma'ak deyip diyor. Bizde hem şuna kadar. Lekin bi zikri ke ma'i tuğrak. Bazı nuskalarda şunu deki yani. Bi zikri ke ma'i. Yani siz bilen men zikir kılınışım deyip etleyipti bu edematında. Uya mümkün. Lekin men bilen siz zikir kılınışıyız deyiş tuğrak. Yine etken ekenler ki sizin zikir kılışını uzun bir zikir kılışke kılış cümlesinden koydum. Kim sizin zikir kısa, beni zikir kıyam bulur. Salavat etsiz. Allahümme salli ala seyyidi Muhammed. Allahümme diyebilsin birinci. Resulullah'ını ya salavat etmek için siz elbette Allah'ın koşup zikir kılasın. Sallallahu aleyhi ve sellem. Elbette Resulullah'ın isimleri ki Allah'ın ismini koşup etsin. Mene şu Allah subhanehu ve teala'nın ismi ki daim Resulullah'ın isimleri kuşunu buluşluğu en kette şeref şu. Ve refa'ne leke zikrak zikri izli kurtarıp koydum digeni şu. Yine Cafer Sadık etken derler ki birer kişi sizi risalet bilen zikir kılarken elbette beni Rablik bilen perverdigarlik bilen zikir kılar. Bazılar şefaatini nezarda tutken deyişler. Yani sizi şahaniyizi zikrinizi kurtarıp koydum ne dedi yani? Kıyamette hemen gelip sizge başvur etti yani. Adem Aleyhisselam'a baradı bütün insaniyet. İmam Bukhari'nin rivayetlerde şefaat hadisinde gelin. Bütün insan kettatemiz siz. Şefaat kılın Allah'a dua kılın bizi geçirsin halimiz şetak. Yok ben ozu günah koyken ben. O şahane teşviş edemem ben. Bunu onun ortasına düşer diyen halde emez ben. Nuh Aleyhisselam'a aldığı barışsa ben yegane icabet duasını kavmimge duayı bed bilen işletip koyuyorum ben. O yüzden çünkü ben ortaya geçiş almayayım. İbrahim Aleyhisselam barsa ben üç mette yalan sözü etip koyuyorum cahim bar. Ben ortaya geçiş almayayım. Musa'ya barıyorlar Allah'ın kelimi. Barışta o kişi bir adam öldürüp koyuyorum cahim bar. Ben uzun hıcaret demem. İsa'ya barıyorlar İsa Allah'ın ruhudur. Barışta o kişi adamlar beni ilah tutuyorum da Allah'dan hıcaret demem. Ortaya geçiş almayayım. Muhammed Aleyhisselam'a barıyorlar, işine gelse o kişi o. Hemen o kişinin huzuruna geldi. Fakat ümmetlerimiz, başkaları. O kişinin arşına astığı, menge baş ayak sarpa verirler dediler. Sarpanı giyip, arşını astığı da Allah-u Teala'ya secde kıladılar ki. Ve Allah-u Teala menge şunu diye hamdlerini ilham kıladı ki, o şey petkeçe etilmeyen bu dediler. Hamdlerini hamdü senanı aitip ki dua kıladılar Allah icabat kılıp şefaatleri yeterdi hemmege. Ve refa'ne leke zikraktan murad eşü. Bütün beşeriyet bu kişinin aldığına başvurup barış. Kaside-i burada da indel hadisil amimi hemeni kurşagen bir hadise teşviş başka düşken peyti de sizden başka kimge hem başım vurup barardım. Men eluzu bihi sizden başka kimden panah sorardım? Kimin panahı uzun vurardım? Degen bayt var. Hoca baytını bayt, şeriyet düşünmeyi degenler adabi zavku bulmayan kesek tabiyet kişiler şu bilen birge hakikatlerini engleşke aklı aciz bulgan kişiler yani ki Resulü Ekrem aleyhissalatu vesselam'ı şehirleri kötarışından gaşkele degen adamlar yani ki şirkofobiye var o İslamofobiye var o şirkofobiye yan var. Hemen nesilden şirke şey diyenler var. Hemen nesilden. Kolunu köşeye koyup koysa müşrik var diyen kalta faham insanlar var. O yüzden kadar şirkofobiyeye yolukkan beçareler. Ama şu beyti hem şirk değildi. Adam başka teşvik düşken de Resulullah gelmez. Allah'a yüzden iş gereği değildi. Bu kıyamette et yaptı o. Resulullah'ın haberini et yaptı. Hem eyle beni adım kelesler diye haberini kaytar yaptı. Nemez şirk. Şunu hem düşünme. Şunu hem şirk değildi. Kaside burada da şirk beyitler var diye de maşallah düşünmeyen cahilerini tahmin etmeyen meselelerini etişledi.
Ana şu hadise ve rafa'na leke zikrak degen şu. O şu şefaat hadisesi. Yani Allah subhanahu ve teala'nın özü bilen Resulullah'ın isimleri daim birge gelişi itaat babı daim keled. Ati'ullaha ve ati'ur rasul. Aminu billahi ve rasulihi. Allah'a iman keltirin, Resulü'ye iman keltirin. Allah'a itaat kılın, Resulü'ye itaat kılın. Kim Resulü'ye itaat kısa Allah'a itaat kıttı. Özünü ismige taatte hem imanda hem her nersede Allah subhanahu ve teala Resulullah'ın isimlerinin koşunu kıpkoyganı ve rafa'na leke zikrak digen. Yine başka bir hadisi şerifte Allah ve Resulü'ye itaat kılın, Allah ve Resulü'ye iman keltirin digen de böyle diyenlere فَجَمَعَ بَيْنَهُمَا بِوَوِ الْعَطْفِ الْمُشَرِّكَ şeriklikini tekaza kıladigen atf harfi bugün vav bilen atf kılı yaptı Allah ve Resulü'ne. Allah'a Resulü'ne. اَطِعُوا اللّٰهَ ve Resulü'ne. Ve neme diyen hükümde şerik diyen ikeles. Amine ve Hatice kirip geldi dese kirip gelişte Amine bilen Hatice şerik bugün bunu. Kirip geliş hüküm değil. Amine ve Hatice kitabını okudu dese okuş hüküm. Öşü hükümde Hatice bile Amine şerif bugün bunu. Şeriflikini tekaza kıladı ve Allah ve Resulü ortasında Allah'a ve Resulahu billahi ve Resulihi de ve bulan atıf kılınışlığı elbette Resulullah Allah'a şerif diyene mes o. O şey zikirde şerif bugününü zikir kılınışta şerik bugenini ve zikir kılınışta şerik buluşki haklı fakat Resulullah bugenini bildiler. Ve şunca dedi ki وَلَا يَجُوزُ جَمْعُ هَذَا الْكَلَامِ فِي غَيْرِ حَقِّهِ Resulullah'dan başka de bu vavunu kullanıp bulmayız. Resulullah'dan başka Allah subhanahu ve teala'nın ismini atıf kılıp vavunu atıf kılıp ki şeriliğini zikirde şeriliğini delalet kılıp yani atıf bilen Resulullah'dan başkanın ismini Allah'ın ismini yerleştirip bulmayın. Diyebilirler. Subhane Rabbike Rabbil İzzeti amma yasifun ve selamun alel mursaline velhamdülillahi Rabbil alemin.